Sinema Artı'dan herkese merhaba. Yine dopdolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Çok özel söyleşimiz, sizler için hazırladığımız listelerimiz, Bir Hayat Bir Film bölümümüz ve çok daha fazlasıyla Sinema Artı başlıyor. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmler, haftanın dikkat çeken sinema olayları, müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl'le özel bir sohbet, Jim Jarmusch ve en önemli filmlerinden The Dead Don't Die filmi hakkında her şey, birçok dalda aday olmasına rağmen Oscar alamayan filmler listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Vizyon haftası yine çok iddialı yapımlarla dolu. Haftanın beyaz perdeyle buluşan filmlerini sizler için derledik. Vizyon Artı geliyor. Elveda. Amerika'da yaşayan Billy, Çin'deki babaannesine kanser teşhisi konulduğunu, durumunun oldukça ciddi olduğunu ve çok az zamanının kaldığını öğrenir. Ailesinin ısrar ve uyarılarına rağmen Çin'e gitmeyi kafasına koyan Billy, böylece babaannesini son bir kez görebilmek istemektedir. Lulu Wang'in kendi büyük annesinin hastalığından esinlenerek çektiği Elveda filminin premieri geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti. Bad Boys, Her Zaman Çılgın. Mike Lavery ve Marcus Burnett, narkotik biriminde çalışan iki polistir. Mike, orta yaş krizinin etkileriyle baş etmeye çalışırken, Marcus ise polis müfettişi olarak kariyerine devam eder. İkili, bir uyuşturucu baronu olan Armando Armas'ın peşindedirler. Ancak Armando'yu yakalamak pek de kolay olmayacaktır. Aynı zamanda soğukkanlı bir katil olan Armando'yu ele geçirmek isteyen ikili, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur. Bad Boys serisinin 3. filmi olan Bad Boys Her Zaman Çılgın'ın oyuncu kadrosunda yine Will Smith ve Martin Lawrence yer alıyor. Haftanın yerli komedi türündeki filmi Feride, moda devlerine kafa tutan genç bir terzinin hikayesini konu ediyor. Zaman kahraman beyin tasarımcısı olarak deneyeceğim. Merdiven altı dikim atölyesinde süper kahraman kıyafetleri üreten Feride'nin patronuyla yaşadığı sorun sebebiyle hayatı bambaşka bir hal alır. Sen şu tipine bakmadan bir de modadan mı bahsediyorsun? Eski iş yeri sahibine baş kaldıran Feride'nin amacı artık büyük bir tasarımcı olmaktır. Ve arkadaşlarıyla beraber çıktığı bu yolda kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Aslında çok güzel kokuyorsunuz. Çünkü emek... Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın üstlendiği filmin başrolünde yine Zeynep Çamcı'yı görüyoruz. Oyuncu kadrosunda ayrıca Ersin Korkut ve Barış Yıldız'ın da yer aldığı Feride, haftanın tek yerli komedi filmi olarak beyaz perdedeki yerini alıyor. Ben Feride, o iş bende. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümüyle Sinema Artı devam ediyor. Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 77. Venedik Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü aktris Kate Blanchett olacak.
Geçen yıl Joker'in Altın Aslan kazanmasıyla çok konuşulan Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını yapacak Blanchett, her yıl Venedik Film Festivali'nin seçkisini sabırsızlıkla beklediğini, sinemanın bütün formlarını içeren kışkırtıcı ve ilham verici bir festival olduğunu ve bu festivalin jüri başkanı olmanın kendisi için büyük zevk ve ayrıcalık olduğunu belirtti. Öte yandan usta yönetmen Spike Lee de 73. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı oldu. Yönetmen, yapımcı, senarist, oyuncu ve aktivist Spike Lee, Cannes Film Festivali'nin Afrika diasporasından seçilen ve siyahi olan ilk jüri başkanı oldu. Bu sene 73.sü düzenlenecek olan festival 12-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Efendim hoş geldiniz. Bu yıl dördüncüsü... Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen kısa film yarışmasının kazananları açıklandı. Geliyor. Saklan. Işığı kapat, ışığı. Bu yıl dijital yalnızlık temasıyla düzenlenen yarışmada finale kalan 13 filmden... Efe Can Yıldız'ın Parti filmi birinci, Ayşenur Erdoğan Gökçe'nin Nasıl Bilirdiniz filmi ikinci, Veysel Aslan'ın Dijital Pizza filmi ise üçüncü oldu. Cüneyt Işık'ın Girdap isimli filmi de mansiyon ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Tavşan Jojo filmi, Altı Dal'da Oscar'a aday gösterilen Yeni Zelandalı sinemacı Taika Waititi, yeni bir Star Wars filmi yönetecek. Bilindiği üzere Star Wars Skywalker'ın yükselişiyle Skywalker efsanesi sona ermişti. Star Wars evreninde yeni karakterler ve yeni maceralarla yola devam edileceği beklenirken, Taika Waititi'nin yönetmen koltuğuna oturacağı belirtildi. Hello, my name is Taika Waititi. Thor Ragnarok'la dev bütçeli yapımların da altından kalkabildiğini gösteren, 2021'de Thor Love and Thunder filmiyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Waititi'nin, bu filmi tamamlamasının ardından Star Wars'un yeni filminin hazırlıklarına başlayacağı tahmin ediliyor. Bir numara ve ekibi için 8 kişilik yer ayırdım. Devir. Ercan Kesal'ın kendi romanından uyarlayarak hem senaristliğini, hem yönetmenliğini, hem de başrolünü üstlendiği Nasipse Adayız filminden ilk fragman paylaşıldı. Film, İstanbul'da bir ilçe belediyesinin başkanlığına aday adayı olan Doktor Kemal Güner'in bir gününün trajikomik hikayesini konu alıyor. Arkadaşlar fazla yük var. Için... Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde premier yapacak olan Kesal'ın ilk uzun metrajlı filmi Nasipse Adayız'ın oyuncu kadrosunda Ercan Kesal'ın dışında Selin Yenici, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci ve Nazan Kesal yer alıyor. TRT'nin düzenlediği ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen 12 Punto TRT Senaryo Günleri başlıyor. 21 Ocak-12 Mart tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilecek olan 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında, uluslararası jürinin oylarıyla 4 proje TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projede TRT Ön Alım Ödülü'nün sahibi olacak. Kazanan 8 projenin sahiplerine ödülleri, 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapanış töreninde verilecek. Bu yıl ilk kez 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne kısa film proje başvuruları da kabul edilecek. Senaryo aşamasındaki kısa film projelerinden 12'sine TRT 2 tarafından TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü verilecek. Ödül kazanan kısa film projelerinin sahipleri senaryo geliştirme atölyelerine katılacak. Çekimlerin tamamlanmasının ardından filmler TRT 2'de yayınlanacak. 12 Punto bu yıldan itibaren Türk ortaklı uluslararası projeleri de destekliyor. Türk yapımcıların ortak olduğu uluslararası projelerde 12 Punto'ya başvurabilecek. 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında ayrıca bu yıl ilk kez Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü de verilecek.
Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü'nün ilki Kuru Otlar Üstüne isimli yeni film projesiyle Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'a takdim edilecek. Geçtiğimiz yıl 12 Punto'ya 119 uzun metrajlı film projesi başvurmuş, Oscar Başkanı John Bailey başkanlığındaki uluslararası jüri, finale kalan 12 projeden 4'ünü TRT Ortak Yapım Ödülü'ne, 4'ünü ise TRT Ön Alım Ödülü'ne layık görmüştü. 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin uluslararası jürisinde bu yılda dünya sinemasının önemli isimleri yer alacak. Bu hafta çok kıymetli bir sanatçıyı ağırlıyoruz değerli izleyenler. Çok sevilen oyuncu ve müzisyen Yavuz Bingöl bizlerle. Yavuz Bey, Sinema Artı'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle keyifler nasıl, iyi misiniz? Vallahi şükür iyiyiz efendim. Memleket gibiyiz. Ne kadar güzel sizi burada görmek. Sağ olun. Gerçekten çok güzel. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Tabii ben önce müzisyen kimliğinizden bahsettim ama sonra işte çok başarılı filmlerde unutulmaz rollere imza atan sinemacısınız ve ben biraz sinemacı kimliğinizden yola çıkmak istiyorum doğrusu. Hı hı. Nasıl başladı sinema serüveni? 97-98 başı Cumhuriyet filmi kıymetli Ziya Öztan sete gitmiştim, Cumhuriyet'in setine. Bana baktı, yeni de tanışıyoruz. Bana baktı, bana dedi ki senin yüzün dedi sinema gibi dedi. Ben önce bir anlamadım. Sinemaya çok uygun bir yüzüm var dedi. Kamera seni seviyor dedi. Ben de tabii mutlu oldum bu cümleden. Sana dedi küçük bir rol yazalım Yavuz dedi. Çok ağır bütçeli ve çok yoğun çekimlerin olduğu bir filmdi. Türkiye'nin değişik yerlerinde çekildi. Set aralarında da ben tabii figüranlara işte asker rolünü oynayan çok kalabalık gruplar, figüran kalabalık bir figürasyon vardı. Onlara tabii türkü söyleyerek seti tamamlattım. Küçük bir de rol yazdı Ziya Bey. Yaver Hayati Bey'i oynamıştım Cumhuriyet filminde. İlk oyunculuk serüvenim öyle başladı. Bir haber budur niyazım, bana bir haber. Fikriye Hanım. Efendim. Affedersiniz, rahatsız ettim. Gazi Paşa yarın sabah Ankara'da olacak. Çok teşekkür ederim Hayati Bey. Hemen valideye haber vereyim. Yani gerçekten çok ilginç. Ben Cumhuriyet filminizdeki o rolü böyle tesadüfen başladığını... Tesadüfen bir cümleyle başladı. Ne kadar güzel. İyi ki de başlamış. İyi ki de. Yani evet, severek yaptığım, heyecanı sürekli var eden, kendinizi geliştirdiğiniz, kendinizi bulduğunuz bir alan oldu benim için. Siz aslında müzikten sinemaya bir geçiş değil de bu. Ben şöyle desem bana katılır mısınız? Yani çok yönlü bir sanatçı olduğunuz için sanatın farklı alanlarında da var olma isteği desem mesela sizin yaptığınız için. Ya birbirine tabii çok uzak alanlar değil. Çocukluğumda kardeşimle evde böyle tiyatro oyunları yapardık. Babamın tabii okul müdürlüğünden dolayı yıl sonu bizi okul müsamerelerine götürürdü babam öğrencilerle beraber. Orada ya sahneye çıkar, bağlama çalar, müzik yapardım. Ya da bir okul öğrencilerinin düzenlediği bir tiyatro oyununda küçük bir rol alırdım mesela. Film yapmadığım zamanlarda biliyorsunuz bir 72. Koğuş ve Keşanlı Ali tiyatro oyunlarıyla da tiyatro sanatıyla tanıştım. Çok tabii disiplin gerektiren, hepsi birbiriyle yakın temas içinde olan ama doğal olarak farklı disiplinleri olan şeyler bunlar. Müzik, sinema, tiyatro. Ama hiçbirine de tabii uzak değilim. Bir beceri, bir Allah'ın verdiği bir nimet diyeyim. Kesinlikle öyle. Gerçekten sonradan kazanılan bir şey değil bu diye düşünüyorum. Tabii çalışmak her zaman sonu yok bu işlerin. Her saniye yeni bir şey öğreniyorsunuz.
O açıdan çok keyifli, severek yapıyorum. Evet, peki sahne zorladı mı siz? Yani tiyatroya geçişte o birden izleyici karşısında büyük oyunlarla çıkmak izleyici karşısına nasıldı? Yani gerçekten heyecan bitince bırakılması gereken bir meslek. Ama o heyecan sürekli var oluyor. Küçük bir, ilginç bir anımı anlatabilirim. Lütfen. Keşan Lali müzikli bir oyundur biliyorsunuz. Şimdi ben 3-4 bin tane şarkı türkü biliyorum ezbere. Keşan Lali'de de çok ciddi tiratlar vardır. Ezberlemeniz gerekiyor hepsini. Ben o ezberde hiç problem çıkmadı sahnede bende oyunlar boyunca. Ama mesela müzikte sahnede söylediğim bir şarkının sözlerini unuttum. Yani öyle tam hiç unutmamam gereken aslında. Tabii 2-3 bin şarkı türkü bilince öyle küçük aksilikler de yaşanıyor bazen. Evet. Yani bir tiyatroya yeni başlayan birinden repliğini ya da unutmasını beklersiniz ya. Ben söyleyeceğim şarkının sözlerini unuttum. Öyle bir küçük anım almıştım. Evet, peki... Oyuncu Yavuz Bingöl ne zaman olmaya başladı sizce? Mesela hangi filmden sonra tamamdır dediniz? Yo, onu diyemiyorsunuz ya. Hala öğrenme aşaması tamam, değil mi? Tamam olmuyor, evet. Vay. Öğrenci gibisiniz, evet. Ve hiçbirinin gerçekten sonu yok. Sürekli öğreniyorsunuz ve kamera önünde oynadığınız karakteri iyi çıkarabilirseniz o işin güzelliği oluyor. Evet. Peki tabii bir de filmografiniz var. Gerçekten harika filmlerle dolu. Tabii o filmografinin de en önemli filmlerinden biri, en önemli performanslarınızdan biri aynı zamanda Üç Maymun. Hı hı. Üç Maymun filmi size ne kattı? Bilge Hoca'yla yolunuzun kesişmesi, oyuncu Yavuz Bingöl'ü nasıl etkiledi? Evet. Yani dediğim gibi bu işlerin gerçekten sonu yok. Her filmde, her yönetmenle yeni şeyler öğreniyorsunuz. Oyuncu olarak da çok şey öğreniyorsunuz. Nuri Bilge ile de çok şey öğrendim. Okul gibiydi benim için. Her yönetmenin bir sinema anlayışı, kamera anlayışı, o karakteri nasıl yansıtacağına ilişkin tabii tezleri ve şeyleri oluyor, düşünceleri. Onu 2-3 alternatifli çalışması benim çok dikkatimi çekmişti. Önemsediği sahnelerin alternatiflerini de yazmıştı. Ve tabii doğaçlamaya çok önem veren bir yönetmendir Nuri Bilge. Eyüp karakterini oynamıştım ben Üç Maymun'da. Üçüncü denemede de hadi bu sahneyi bir de Yavuz Bingöl olarak oyna bakayım demişti mesela. Gerçekten işte üçünden bir karma yapmış filmin sonunda... filmi seyredince anladım ki doğaçlama yaptığım sahneleri daha çok kullanmış. Çok güzel hikaye. Evet, yani şey benim için çok, her yönetmenle bir şey öğreniyorsunuz, her sette bir şey öğreniyorsunuz ama Nuri Bilge'de farklıydı her şey. Tahmin et. Bırak şimdi tahmini, mamini. Kaç para verdin? 5 milyar ya, hiçbir şey değil. 5 milyar hiçbir şey değil. Ne demek bu ya? 5 milyarı nerede gördünüz oğlum? 5 milyar ne demek? 9 aydır cezaevindeyim ben. 900 milyon para yemedim be. 5 milyarmış. 3 kere geldiniz yanıma. Sizin gözünüzden aslında biraz da bugünün Türk sinemasını merak ediyorum. Yani düşen bir izleyici sayısı var. İşte tek tip geçen bir korku ya da komedi türlerimiz var artık. Böyle bir anlayışımız hakim olmaya başladı. Sizce sorun ne? Vallahi aslında geçmiş dönemde meslek birliklerinde görev yaparken de bu telif hakları ile ilgili hala üzerinde çalışıyoruz tabii arkadaşlarla. Ben de meslek birliğinde üyeyim mesamda. Şimdi geçmiş dönemde tabii Warner Bros'un Amerikan şirketlerinin Türkiye'de ciddi hegemonyası vardı. Yani bundan 15-20 yıl evvel. Bir Türk yönetmen kendi sinemasına salon bulamayacak duruma gelmişti, gelebilirdi. Ki gelenler de vardır. Yani böyle bağımsız bir filmi Türkiye genelindeki bütün salonlarına sokamıyorsunuz. Mesela sokma şansınız çok az. Dijital şeye geçti ve kaç kopyayla gireceksiniz? O
o belli olmuyor. İşte sinema salonları biraz tekelleşti. Onun dışında da aslında sorun tabii telif konusu önemli ya. Sinema yasası son yasa, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu son çıkan sinema yasası önemli bir yasa. Ben onu çok önemli görüyorum. Son 50 yılda çıkmış en iyi yasalardan biri bence. Evet. Çok önemli katkısı oldu. Bu konuda gerçekten çok önemli atılımlar yapılıyor. Uzun süredir de bunun planlanması, programlanması vardı gerçekten. Evet. Ama bir de tabii özgün işlerin azlığı da gözle görülen bir gerçek. Birazcık bence insanların günlük hayatta yaşadığı bölgedeki, coğrafyadaki sorunlara ilişkin de gördüğü şeyler, ne bileyim çocuklarımızın, gençlerimizin etkilenmesi, var olan günlük hayattaki diziler... Sinema da belki bunlardan biraz etkileniyor. Yani dizilerin çok fazla televizyonlarda reyting alması, hangi tür diziler daha çok seyrediliyor falan filan. Sinema yapımcısı da oraya yönelik mi yapıyor, yazıyor filmini, senaryosunu yazıyor. Yapımcı da o tür filmler mi çekiyor? Böyle şeyler de düşünüyor bazen insan ama insanlarımızın daha çok izleyicisinin fazla olduğu filmlerde de bence biraz işte bulunduğu coğrafyayla ilgili abi. Çok fazla böyle acının, gözyaşının, çok fazla nefretin, burnun dibinde bir ton acı var, savaşlar var, Suriye, Irak, şu bu. Galiba daha çok komedi filmleri o zaman izleyici çekiyor mesela. Daha çok insan gülmeye ihtiyacı oluyor diye düşünüyorum. Bu tip etkenler de önemli o tip şeylerde. Hı hı. Ama tabii sinemanın sorunlarını başlarsak konuşmayı bitiremeyiz. Aslında 1960-70 yıllarda yılda 250-300 filmin çekildiği dönemler, Yeşilçam'ın bayağı ciddi zirvede olduğu yılları tabii arıyoruz. Bir ara daha da kötüydük. Yılda 10 filmin çekildiği yılları hatırlarım ben. 20-25 yıl evvel. Yani çok yakın bir tarih. Evet, doğru. Şimdi yine birazcık daha iyi. Bu yasa çok iyi oldu. Ben bu yasayı önemliyorum. Yani bu kişi sinemadaki yapımcıların ve sinema seyircisinin birazcık daha sinemacıların bu üçlü dağıtım şeyi birazcık daha hakkaniyet ölçüsüne geldi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bu kadar sinemayı konuşmuşken ben bir de izleyici Yavuz Bingöl'ü merak ediyorum. Hı hı. Neler tercih edersiniz? Mesela işte online dizi furyasına kendinizi kaptırdınız mı? Yoksa her zaman bir sinema saatiniz vardır ve sinema izler misiniz? Ayırır mısınız öyle? Vallahi güzel soru. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hiç abartmış da olmam galiba. Son 5 yılda 1000'in üzerinde film seyrettim. Wow, müthiş rakam. Çok çok fazla film seyrediyorum. Hatta bu sabah yine dün gece ve evvelsi gece 5 film seyrederek geldim. Sabah 5'te yattım. Bugün de buraya sizin çekiminize geldim. Her tür filmi seyrediyorum. Hiç ayırt etmiyorum. Ya, tabii dünyadaki işte önemli yönetmenleri de takip ediyorum. Çok sevdiğim oyuncular var. Onların filmlerini Charlize Theron gibi, işte Natalie Portman gibi, Robert De Niro gibi, Al Pacino gibi bunların filmlerini de kaçırmamaya çalışıyorum. Dizi furyasına ben de bulaştım. Yabancı diziler Netflix'ten seyrediyorum. izlediğim, takip ettiğim, sezonunu beklediğim diziler de var. Müzikte de öyleyim ben ama. Müzikte de her tür müziği dinlerim. İşte biraz önce size stüdyoda bir adagio çaldım gördünüz. Bu arada aynen halk öyle. Halk müziğiyle uğraşan birisi piyanoyla başka bir şey çaldı. Her tür müziği de dinlerim. Hayatınızı kolaylaştırıyor bu işler. Dünyayı da güzelleştiren sanat, sinema, daha çok edebiyat, daha çok şiir, daha çok müzik, daha çok bunlar oldukça dünyada daha çok güzelleştik diye evet, düşünüyorum. Yani bu arada tabii az önce piyano demişken programdan önce çaldığınız o resital, yaptığınız o resital hala kulaklarımda. Gerçekten elinize sağlık. Küçücük bir melodidir. Müthiş. Ama tabii içi çok şeydir. Öyle dar, geniş olmayan... Küçücük melodiler insanı daha çok etkiler. Peki bu bölümde son olarak şunu sormak isterim. Hayatınızı filme almayı düşünüyordunuz. 2017 yaklaşık 2 sene önce şöyle bir gündeme geldi bu konu. Sonra geçtiğimiz Temmuz ayında tekrar gündeme geldi. Benim tembelliğim. Bunu takip ediyordum biraz. Tembelliğimden. Hayatınız yani. Film olacak mı? Şöyle bir hayatımın aslında çocukluğumun bir dönemi aslında tam hayat denemez. Çocukluğumdan kalan bir hikayem var. Onu
6-7 yıldır yazıp bitirip bir türlü sete çıkaramadım. Tembellik ettiğim dönemlerim de çok oldu ama galiba yaşanmış bir şeyi, gerçek yaşanmış bir şeyi başka bir kalemden anlatarak ya bana bunu, bu hikayeyi senaryo haline getir diyorum ve mükemmel bir sonuç bekliyorum bundan, tamam mı? Belki oradan, ondan dolayı böyle bir türlü istediğim şeye tamam ya budur da ulaşamadım henüz. Aslında istediğiniz şey şöyle diyebiliyorum. Çocukluğunuzda size benzeyecek biri saz çalması gerekiyor ve iyi oyuncu. Gerçekten zor. Yani, ama olduğu zaman da harika olacağını evet, düşünüyorum ben. Yani evet öyle bir, tabii film o aşamaya girirse senaryo, aradığımız karakterlerde o tip özellikler olacak tabii. Evet. Peki Sayın Yavuz Bingöl, bu bölümde bir virgül koyalım. Sonra hızlı sorularla tekrar burada olalım, olur mu? Evet, hızlı sorular, peki. Tamam. Bakalım ne soracaksın. Amerikan bağımsız sinemasının en önemli yönetmenlerinden Jim Jarmusch bu hafta doğum gününü kutluyor değerli izleyenler. Biz de kendisini The Dead Don't Die filmiyle Bir Hayat Bir Film bölümümüzde ağırlıyoruz. İyi seyirler. Jim Jarmusch. Bu hafta doğum günü vesilesiyle andığımız isim, Amerikan bağımsız sinemasının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden James R. Jarmusch, yani bilinen ismiyle Jim Jarmusch. 1953 yılında Ohio'da doğan ve 1971'de New York'a taşınana kadar burada yaşayan Jim, Columbia University'de Amerikan dili üzerine eğitim almaya başlar. Ancak eğitimini yarıda bırakarak ani bir kararla Paris'e gider. Burada şoförlük yaparak geçimini sağlayan genç Jim, sinematik Fransız yöneticisi Henri Langlois ile tanışır ve onun aracılığıyla bu kurumda eğitim görmeye başlar. Burada dünyanın en önemli sinemacılarının yapımlarını görme fırsatı bulan Jim, Amerika'ya döndüğünde New York University'de sinema okumaya devam eder. Okul taksidini ödemek için aldığı burs parasıyla ilk uzun metraj filmi olan Sürekli Tatili çeken Jarmusch, filmin çekimleri sırasında tanıştığı yönetmen asistanı Sarah Driver'la da hayatını birleştirir. Bu birliktelik daha sonra bazı filmlerinde rol vereceği Adam Driver'la tanışmasına da vesile olur. Zira Adam Driver hayat arkadaşının kardeşidir. Daha çok bitirme projesi tadında bir yapım olan bu filmden sonra, gerçek sinema kariyerinin başladığı film olan Cennetten de Garip, Cannes Film Festivali'nden Altın Kamera ödülünü kazanarak büyük ses getirir. 3 yıl sonra Roberto Benigni'nin başrolünde yer aldığı İçeridekileri çeker. 1991'de Bağımsız Ruh Ödülleri'nde en iyi sinematografi dalında ödülü kucaklayan Dünyada Bir Gece için kamera arkasına geçer. Artık tüm dünyaca tanınan ve aykırı sinemasıyla gündem yaratan Jarmusch, Ölü Ada filminde Johnny Depp'le birlikte çalışır. Hayalet Köpek, Samuray'ın Yolu, Kahve ve Sigara'dan sonra çektiği Kırık Çiçekler'le Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne layık görülür. Kontrol Limitleri, Sadece Aşıklar Hayatta Kalır, Patterson gibi birbirinden değerli filmlere imza atan Jim Jarmusch, son olarak 72. Sinemanın dışında müzikle de içli dışlı olan Jarmusch, 2009'da Skirl isimli rock grubunu kurmuştur. Aykırı filmleriyle aykırı kişiliğini ortaya koyan ikonik yönetmen Jim Jarmusch, şu sözleriyle sinema tarihine geçer. Hayatın konusu yoktur. Neden filmlerin ya da kurmacaların olsun ki? Jarmusch'a bir zombi filmi yapma fikrini, yönetmenin daha önceki vampir temalı filmi Sadece Aşıklar Hayatta Kalır'da da birlikte çalıştığı Tilda Swinton verir.
Not what I need. Filmde üç polis mezarlığa doğru ilerlerken Adam Driver'ın karakteri zombiyi öldürmek için pencereden pala ile eğilir. Burada görülen zombi 2009 yapımı Zombieland'deki Bill Murray'nin karakteriyle aynı kıyafetlere ve aynı saç stiline sahiptir. You really want to know? Adam Driver 2016 yılında yine Jarmusch'un yönettiği Patterson filminde Patterson karakterine can vermiştir. Driver'ın bu filmde de karakteri memur Ronnie Patterson'dır. Might I request that I have the use of your own personal vehicle? Bir sahnede Adam Driver'ın Tilda Swinton'a verdiği araba anahtarlığı Star Wars figürüdür. Bilindiği üzere Adam Driver son 3 Star Wars filminde Kylo Ren karakterini canlandırmıştır. Excellent fiction. Son James Bond Daniel Craig'in de aslında filmde bir rolü olması planlanır. Ancak yönetmen Jim Jarmusch çekimden önce bu rolü senaryodan çıkarır. Mezarlık sahnesinde yer alan mezar taşlarından birinde yazan Samuel Fuller ismi, Jarmusch'un 1994'te Tigrero asla gerçekleştirilmeyen bir filmin öyküsü filminde birlikte rol aldığı ve hayran olduğu efsanevi yönetmen ve oyuncu Sam Fuller'a bir atıftır. Filmin soundtrack'ine imza atan Sturgill Simpson da gitarlı zombi olarak bir sahnede görünür. Bill Murray, Tom Waits, Chloe Sevigny, Rosie Perez, Arezey ve Tilda Swinton daha önce Jarmusch'un filmlerinde rol alan oyunculardır. Jarmusch ve Bill Murray ise bu filmle birlikte dördüncü kez birlikte çalışırlar. Sonuç olarak parodi, pastiş ve ticari gibi eleştiriler almasına rağmen yönetmenin 35 yıllık kariyeri boyunca 600'den fazla salonda gösterilerek en geniş alanda gösterime sunulan filmi olan The Dead Don't Die, aslında Jim Jarmusch'un ustalara saygı duruşu niteliğinde pelikülü aktardığı bir yapım olarak sinema tarihindeki yerini alır. Yavuz Bingöl'le sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Yavuz Bey, hazırsanız başlıyorum. Buyurun, başlayın efendim. Sizi çocukluğumuza götüren bir türkü. Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki. Nerede olursan ol, seninleyim ben sanki. Şarkı aslında bu. Konservatuara ilk kazandığım yıl babam bir 45'lik plak almıştı. Kırmızı, siyah, böyle alt, arkada, önlü bir... Bu şarkı Selçuk Ural'ın şarkısıdır. Bu şarkıyı günde 20 kere dinliyordum. Okula gitmeden evvel 10 kere okul dönüşü. 10 kere artık çizilmiş ve kırılmıştı. Çocukluğuma getirir o şarkıyı. Yani. Müthiş. Peki nasıl bir evde büyüdünüz? Sıcak, sahici bir gecekondu da büyüdüm. Çocukluk eğlenceniz neydi? Çizgi roman var. Kulağınıza küpe olan bir baba nasihati. Mütevazi olmak. 80'ler mi, 90'lar mı? 80'ler. Size huzur veren bir şey. Balık tutmak, deniz. Bıkmadan izlerim dediğiniz bir film. Baba. Oo. Sette nasıl birisiniz? Heyecanlı. Ben oynasaydım dediğiniz bir rol. Her şeyi oynamak isterim. Jüri özel ödülü mü, izleyici ödülü mü? İkisi de güzel. Nuri Bilge Ceylan'ın en sevdiğiniz yönü? Farklı açıları, farklı bakış açısı. Bu sorunun cevabını biliyorum. Baba serisi mi, Geleceğe Dönüş serisi mi? Baba serisi. Evet. Sinemasız bir hayat mı, müziksiz bir hayat mı? Öleyim daha iyi. Zamanda yolculuk imkanınız olsa kiminle tanışmak isterdiniz? Ya... İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki liderlerle tanışmak isterdim. Hepsiyle. Niçin öyle bir vahşete imza atmışlar, psikolojilerini merak ediyorum. Hepsiyle tanışmak isterdim. Hitler, Mussolini, Stalin. O dönem biraz şey benim için çok severek okuduğum dönemler. Görmek istediğiniz bir yer? Çok var da. Çok da gezdim yani. Görmek istediğim yerlerin çoğunu gördüm ama görmek istediğim yerler var ya daha. Online izleme platformu mu, televizyon mu? Televizyon. En sevdiğiniz yemek? Makarna. Son model mi, klasik mi? Klasik. Sinirlenince nasıl birisiniz? Kontrolsüz,
Hiç sevmiyorum bu huyumu tabii. Hayat size ne öğretti? İyi olmayı, iyilik. Başardığınız en zor şey? Müzikte çok iş yaptım. Ben hep müziğe geri döndüm. Müzikte sebat etmek, azimli olmak o benim için önemliydi. Sizi rahatsız eden bir ses? Çok fazla var. Hangi birini söyleyeyim? Hangi süper güce sahip olmak isterdiniz? Sanatın gücü önemli. Bence en süper güç o. Kendinizde en çok değiştirmek istediğiniz şey? Öfkelenme işini biraz kontrol altına... sonradan hani pişmanlık duyacağınız şeyler söylüyorsunuz ya. Evet. O yönümü hiç sevmiyorum. Sonradan üzülüyorum tabii de. Bu da bir öz eleştiri olmuş oldu. Televizyon karşısında herkes böyle şeyler söylemez. Evet. Ben söylüyorum gördüğünüz Ne kadar güzel. Peki son olarak Yavuz Bey. İzmir'e dönüp evine katkı sağlamak için çalışıp didinen o çocuğa sanatçı Yavuz Bingöl'den bir tavsiye. Hayallerinin peşinde koşmaya devam etsin. Güçlerinin peşinde koşmaya devam etsin. Çalışsın tabii ki. Yani bence en büyük şey, benim en büyük kazanım hayallerimin peşinden koşmaktı. İyi şeyler düşününce iyi insanlarla karşılaşıyor insan. O tip şeyleri çok önemserim. O evrenin enerjisine de çok inanırım. Ne kadar güzel. Peki Sayın Yavuz Bingöl, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok farklı bir liste artı bölümünde sıra. Oscar kazanamadığını duyunca çok şaşıracağınız filmleri sizler için derledik. İyi seyirler. ...92. Oscar ödülleri yaklaşırken sinema artı olarak sizlere... ...hiç Oscar kazanamamış olmasına şaşıracağınız 15 filmlik bir liste hazırladık. Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you. Günaydın. Olur ya, belki sizi göremem. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler repliği... ...hala sinema severlerin hafızalarındaki yerini koruyan Truman Show... ...en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dahil 3 dalda Oscar'a aday gösterilir... ...ancak hiçbirinde ödülü kucaklamayı başaramaz. Fade up music. That's our hero shot. I was quite the professional. Gelin takma adıyla bilinen bir kiralık katilin intikam mücadelesini hikayeleyen Quentin Tarantino imzalı Kill Bill, 2004 yılındaki Oscar ödüllerinde herhangi bir kategoride aday gösterilmez. Settle down and start a new life. But when I tried to get out, ask you some questions, okay? 83. Oscar ödüllerinde herhangi bir dalda aday dahi gösterilmemesi eleştirilere neden olan Zindan Adası, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio işbirliğinin en iyi filmlerinden biri olarak gösterilir. This is a game. You're a rat in a maze. Who did this to you? What's he got on? Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana karakterinin hafızalara kazındığı, Brian De Palma'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Yaralı Yüz, 1984 yılında herhangi bir dalda Oscar'a layık görülmez. Amerikan borsasında çalışan bir komisyoncunun biyografisinden esinlenerek beyaz perdeye aktarılan, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin yer aldığı Para Avcısı, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo dahil 5 dalda aday gösterildiği 86. Akademi Ödülleri'nde sıfır çekerek büyük şaşkınlığa neden olur. Kellen. Bu maskenin altında bir fikir var ve fikirlere kurşun işlemez repliğiyle belleklere kazınan, senaryosunu Wachowski kardeşlerin kaleme aldığı V for Vendetta'da herhangi bir Oscar adaylığı ve ödülü olmayan filmlerden. This department of twists and turns. İki illüzyonistin birbirleriyle olan mücadelesini beyaz perdeye aktaran, usta yönetmen Christopher Nolan imzalı Prestige, iki dalda Oscar'a aday gösterilmesine rağmen törenden eli boş döner. How does he do it? Is
looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time. Cesur Yürek filminin damga vurduğu 68. Oscar ödüllerinde sadece en iyi kurgu dalında aday gösterilen 7, bu ödülü bile kazanamazken performansıyla hayranlık uyandıran Brad Pitt'in en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday dahi gösterilmeyip ödülü Nicolas Cage'in kazanması tartışmalara neden olur. Sloth, wrath. Tony Kaye imzalı Geçmişin Gölgesi'nde 1999 yılındaki Oscar ödüllerinde Edward Norton'a en iyi erkek oyuncu dalında adaylık kazandırmasına rağmen aktör heykelciyi kucaklamayı başaramaz. Listemizin 5. sırasında Stanley Kubrick imzasını taşıyan Cinnet yer alıyor. Yeni bir Stephen King uyarlaması olan Cinnet, Jack Nicholson'ın unutulmaz performansıyla sinema tarihinin kült filmleri arasındaki yerini alır. Felçli bir milyonerle hapishaneden yeni çıkan bakıcısı arasındaki unutulmaz dostluğu hikayeleyen Can Dostum, tüm dünyada çok sevilmesine rağmen Oscar Akademisi tarafından herhangi bir dalda ödüle layık görülmez. I can feel an innocent girl. Sting'in Shape of My Heart şarkısıyla hafızalara kazınan, Natalie Portman'ı sinema dünyasına sunan Luc Besson imzalı Sevginin Gücü, 67. Oscar ödüllerinde aday dahi gösterilmez. I wanna get those dirtbags who killed my brother. With someone to fight him. Come on, hit me before I lose my nerve. Okay. Ow! Dövüş kulübünün birinci kuralı, asla dövüş kulübü hakkında konuşma. Ama bunu konuşmalıyız. Chuck Palahniuk'un aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen David Fincher imzalı Dövüş Kulübü, 2000 yılında sadece en iyi ses kurgusu dalında Oscar ödülüne aday gösterilerek büyük şaşkınlık yaratır. That hurt. You are convicted felons. Hiç Oscar kazanamamış olmasına şaşırdığımız filmler listemizin bir numarasında Esaretin Bedeli yer alıyor. Gösterime girdiği dönemde gişede de bekleneni veremeyen Esaretin Bedeli, 1995'te aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterilmesine rağmen törenden eli boş döner. Film halihazırda IMDb'nin en iyi filmler sıralamasının birinci sırasında yerini korumaktadır. Sinema Artı'nın bu hafta daha sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.